Afiş haftanın filmleriyle devam ediyor. Genç bir adamın hastalığa yakalanmasını ve hastalıkla olan mücadelesini konu alan Ali filmi bu haftanın en çok dikkat çeken yapımı oldu. Kansarsın. Hastalığın ilerlemiş. Ali'yim. Yarın baban geliyor. Gelsin. Nerede bu oğlan hala? Nerede olacak, çocuklarladır. Biz buradayız Gülizar. Başrollerinde Gürbey İleri, Hakan Merişliler, Semra Dinçer, Karel Gürtekin ve Köksal Engör'ün rol aldığı Ali bu hafta seyirciyle buluşuyor. Filmde mide kanseri olan Ali'nin hastalığıyla olan mücadelesi beyaz perdeye yansıyor. Doktor bana bunu verdi. Film Ali'nin hastalığa yakalanması ve bu hastalıkla olan mücadelesini anlatıyor. Hastalığın geç teşhis edilmesinden dolayı yaşadığı çaresizliği de anlatıyor bir bakıma diyebilirim. Hikayemizin yanında tabii ki Ali'nin annesiyle olan bağı, babasıyla olan çatışması, yani o küskünlüğün, o kızgınlığın, o kırgınlığın nasıl sevgiye dönüştüğünü ve arkadaşlarıyla olan bağlılığını da bunun yanında nasıl değişime uğradığını evreler halinde görmüş olacağız. Ölecek, ölecek, anlamıyor muyum sanıyorsunuz lan? Filmde deneyimli oyuncu Hakan Merişliler, Ali'nin babası rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Sen gitmeyi sevdin. Evet lan evet, gitmeyi sevdin, var mı diyeceğin? Hayatımızda hep bir şey başımıza gelmeden hiçbir şeyi kavrayamıyoruz ve algılayamıyoruz. Yaşamın rutin aktığını düşünüyoruz her defasında. Ama bir şey, hiçbir bizim başımıza olumsuz ya da olağanüstü bir şeyin gelmeyeceğini düşünerek bir hayat sürdürüyoruz hep beraber. Oynadığım baba Cemil yani. Cemil de tabii böyle düşünen biriyken uluslararası bir denizci, geminin altında çalışıyor. Makine dairelerinde çalışan bir adam. Aidiyet duygusu olmayan. Ailesini seven ama duygu olarak aidiyet duygusunu yaşayamayan bir adam. O yüzden gezmek ve gitmek isteyen bir adam. Ona sorarsanız o ailesine para yolluyor, geçimlerini sağlıyor, evini, ekmeğini götürüyor. Ona sorarsanız o oğluyla ya da karısıyla gerektiği bir biçimde ilgilenebiliyor. Fakat oğlunun hastalığını öğrendiği zaman kendi yüzleşmesini yaşıyor ve yüzleşmeler hep sert olur. Bu anlamda çok sert bir yüzleşme yaşıyor çünkü insanın oğlu mirasıdır ve devamlılığıdır ve aslında fedakarlıklarınızı kendiniz için değil, onlar için yaparsınız. Bu anlamda bir yüzleşme olarak değerlendirebilirim. Kemerlerini sıkı bağlasınlar. Ali, gel oğlum, keselim saçını, ondan sonra annem banyo yaptırır sana. Otur şöyle güzelce. Ben seni o kasap berberlerin eline bırakır mıyım oğlum? Gürbey İleri saçlarının kesildiği sahneyle ilgili hislerini aktardı. Abi oldu benim oğlum, abi oldu. Saçlarımın kesildiği sahnede gerçekten kesilmesini ben istemiştim. Yani herhangi bir plastik makyaj uygulamasını kabul etmedim. O anda bilmiyorum, daha çok o sahneyi yaşamak istedim ben. Yani nasıl bir duygu geleceğini çünkü bilemezsiniz. Daha çok hissetmek istediğim için o sahneyi öyle çektik. İyi ki de öyle yapmışız diyebilirim. Çok etkilendik tabii ki. Bu arada bazı haberler çıktı. Hani oyuncular ağlamaktan kendisini zor tuttu, seti terk ettiler vesaire diye. Tabii ki böyle amatör bir şey olmadı. Set ekibi etkilendi ve bir mola verdiler. Hani böyle bir süreç yaşandı. Beni kurtarmaya geldin değil mi baba? Sen de dayanamadın değil mi artık? Çekimleri Amasra'da yapılan filmin yönetmenliğini Ramazan Özer üstlendi.